Merhaba arkadaşlar, ben Elif Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet sevgili arkadaşlar, DGS tercihleri açıklandı. Tercih süreci bugün itibariyle başladı. 29 Ağustos'ta başladı ve 5 Eylül'de bitecek arkadaşlar. Tercihleri en ayrıntılı şekilde nasıl yapılacağını size anlatacağım. Kesinlikle bu videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Tercihlere başlamadan önce bizden tercih rehberliği alabilirsiniz. Videonun açıklama kısmında link var arkadaşlar. MB Akademi, oradan tercih rehberliği alırsınız. Birlikte yaparız. Şimdi tercihlerle ilgili bilmeniz gereken iki şey var arkadaşlar. Birincisi kodlar. Yani kod dediğimiz, bakın şuraya kod diyor. Bu kodu bulmamız lazım. Bu kodu nereden bulacağımızı size söyleyeceğim. İkincisi taban puanlar. Taban puanları hangi siteden bulacağımızı size söyleyeceğim. Bize kod lazım, bize taban puanlar lazım. Ve bize aday işlemleri sistemine giriş yapabilmemiz için bir şifre gerekiyor. Aday işlemleri sistemine öncelikle giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Aday işlemleri sistemine giriş yaptıktan sonra öncelikle birinci yapacağınız aday işlemleri sistemine giriş yapmak. Giriş yaptıktan sonra şuradan başvuru ve tercihlerim olabilir ya da şurada direkt çıkıyor arkadaşlar. Güncel DGS tercih. Mesela buradan tercih yap dediğinizde sizi hangi butona aktaracak? Sizi buraya aktaracak, tamam mı? Burada yukarıda benim kendi bilgilerim olduğu için ben yukarıyı kapattım. Siz adresinizi vesaire güncelliyorsunuz. Ondan sonra bu kodu bulmaya geliyor. Yani siz birincisi olarak nereye yazacaksınız? Nereye yazmak istediğinize kodlarla karar vereceksiniz. Peki mesela biz bu kodları nereden bulacağız? Dediğinizde arkadaşlar DGS tercihlerinin alınması, burada DGS tercih bilgileri ve tablolar diyor, tamam mı? Buradan yerleştirme ile yapılacak yüksek öğretim lisans programları tablo bile tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buraya karşınıza kodlar geliyor. Şimdi kodları nasıl birlikte bulalım? Şöyle biraz büyüteyim. Mesela bize hemşirelik dedik, değil mi? Bunu bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Buradan indirin. Excel'e çevirebilirsiniz. Excel'e çevirmek için Google'a PDF'den Excel'e çevirme diye yazdığınızda bunu Excel'e çevirebilirsiniz arkadaşlar, vesaire vesaire. Şimdi buradan hemşirelik yazalım. Bize kodlar lazım. Bakın şuradan hemşirelik yazıyoruz. Mesela neresiymiş bu? Bakıyorum. Adıyaman Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi. Tamam, biz diyelim ki Adıyaman Üniversitesi Hemşirelik Fakültesini en başa yazmak istiyorsunuz. Burayı kopyalıyorsunuz. Bu kodu kopyalıyorsunuz. Getiriyorsunuz. Şuraya yapıştıracaksınız arkadaşlar. Bakın buraya yapıştıracaksınız. Şimdi buraya yapıştırdığınızda buraya 3 tane nokta ya da hiçbir şey yapmasanız buraya otomatik geliyor. Bakın yapıştırdınız. Buraya aşağı çektim. Şimdi bir tane daha yapalım. Hemşirelikle ilgili bir tane daha arayalım. Bakalım ne çıkacak. Şimdi diğerini bulalım. Neresiymiş? Afyonkarahisar Hemşirelik. Bakın şimdi bunu aldınız. Gördüğünüz gibi yanlarında taban puanlar gözükmüyor. Sıralamalar gözükmüyor. Hocam bunları nereden elde edeceğiz? Sıralamaları nereden elde edeceksiniz? Taban puanları nereden elde edeceksiniz? Onu da şimdi anlatacağım. Şimdi buraya geldiniz. Bunu da yapıştırdığınızda hiçbir şey yapmadan aşağıya tıkladığınızda o kendisi otomatik çekiyor arkadaşlar. Şuralarda bazen maddeler gelir, tamam mı? Yani bunlar özeldir vesaire vesaire tarzında maddeler gelecek. Göreceksiniz. Şimdi bakalım burslu murslu varsa, mesela bunu yazdığınızda eğer burslu bir fakülteye denk gelirseniz arkadaşlar, bunu bulabilirsem eğer belki ha şurada mesela İngilizce var. Büyük ihtimal burada bir madde olacak. Tamam, bakın şimdi şunu tıkladım, getirdim. Bunu da yapıştırmak istiyorum. Şunu kopyaladım, getirdim. Buraya yapıştırdığımda büyük ihtimal bir madde göreceksiniz. Bakın ne diyor? Bakınız 22. Buraya tıkladığınızda yabancı dilin hazırlık olduğunu görüyorsunuz. Buna dikkat edeceksiniz. Mesela 23'e tıkladığımızda öğrenim dilinin İngilizce olduğunu görüyorsunuz. Ne kadar İngilizce olduğunu üniversiteye arayarak sorabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle arayıp sorun. Öğrenim dili İngilizce ama ne kadar İngilizce vesaire, zorunlu hazırlık olduğunu gösteriyor. Demek ki siz DGS ile burayı yazsanız bile kesinlikle zorunlu hazırlık göreceksiniz arkadaşlar. Ya İngilizce dil sınavına girip geçeceksiniz ya da hazırlıktan başlayacaksınız. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Şimdi burayı 30'a kadar dolduruyorsunuz. Başvuru, kontrol ve ön izleme. Şimdi geldik. Hocam taban puanları nereden bulacağız? Bakın ne yaptık arkadaşlar? ÖSYM'nin AYS sistemine bir kere giriş yaptık. Tercihimizi yap dedik. Bizi bu sisteme aktardı. Ondan sonra buradan bakın DGS tercihlerinin alınması ÖSYM'nin ana sayfası. Tamam mı? Bakın ÖSYM'nin ana sayfasına girdiğinizde sağda DGS tercihlerinin alınması dediğinizde bize zaten şurada bilgiler ve tablo 1 çıkıyor. Tablo 1'de de hemşirelik vesaire yazdığınızda işte ne yazmak istiyorsanız. Yani mesela diyelim ki hukuk yazmak istiyorsunuz. Tabii şimdi ben hukuk yazamıyorum. Mesela yazsam kabul etmeyecek sistem. Çünkü benim alanım hukuk değil. Ama diyelim ki yazdık. Bakın şurada yazdınız. Mesela burayı kabul etse bile siz buralara zaten yerleşemezsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Kendi alanınızla ilgili yerleri yazmak zorundasınız. Başka bir şey yazamazsınız.
Hukuk fakültesi vesaire. Şimdi burada hemşirelik taban puanları. Ben Google'a hemşirelik taban puanları olarak yazdım. Bizim baz alacağımız taban puanları net sitesi, tamam mı? Bu siteye geliyorsunuz. Burada size 2022-2023 hem kontenjan bilgileri var hem de puanların, sıralamaların olduğu bir liste var arkadaşlar. Adıyaman Üniversitesi demiştik. Yazalım. Adıyaman Üniversitesi'nin olduğu yeri bulalım arkadaşlar. Şimdi bakalım. Adıyaman hemşirelik olması gerekiyor. Peki neden çıkmadı? Bakalım. Adıyaman çıkmadı. Diğeri neydi? Şimdi burada yazdık. Adıyaman Üniversitesi normalde çıkması lazım. Buradan arama yaptığımızda niye çıkmadı? Bahçeşehir, İstanbul. Normalde çıkması gerekiyor. Evet, şuradan bir daha arayalım. Afyon desek. Afyon. Bak, Afyon Karahisar Üniversitesi Sağlık Bilimleri çıktı. Şimdi burası son 3 yılın taban puanı. Sıralamaları. Mesela bakın 2020 burası hangi yıl? Yani bu siteye baktığınızda 2020'nin sıralamaları. 2021'in ve 2022'nin son 3 yılın sıralamasını bize vermiş arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bir daha Afyon yazalım. Bakalım Afyon nerede? Burada. Şimdi bakın 2020'de 4200, 2021'de 3888, 2022'de 3125'e düşmüş. Yani siz 2022, bakın burada en son işaretlediğim yeri baz alarak sıralamalarınızı yapacaksınız. Bizim baz alacağımız yer burası arkadaşlar, tamam mı? Puan olarak da 2022'nin puanı burası 298. Yani biz hem sıralamaya göre hem puana göre tercihimizi yapacağız. Bakacağınız yer. İşte öğrenci diyor ki, hocam tabloda ÖSYM puanları neden belirtmemiş? ÖSYM tabloda puanları ve sıralamaları belirtmez arkadaşlar. Bunu siz ancak taban puanları gibi sitelerden bulabilirsiniz. Ya da ÖSYM'nin geçen seneki sonuçlarının olduğu tabloyu indirip oradan tek tek bakabilirsiniz arkadaşlar. Ona gerek yok. Bu tür sitelerden bakıp puanlarınızı ve sıralamalarınızı görebilirsiniz. En son bitti. Hepsini yapıyorsunuz arkadaşlar. Başvuru kontrol ve ön izleme yaptığınızda bakın şuradan yapalım. Bak ne diyor? Birinci tercihinizdeki program mezun olduğunuz ön lisans programına göre tercih edilebilecek lisans programları arasında yer almamaktadır. Çünkü ben hemşirelik mezunu değilim arkadaşlar. Ben iş sağlığı güvenliği yani iş sağlığı güvenliği. Bakalım iş sağlığı ve güvenliği olarak çıkıyor mu? Buradan. Yani iş sağlığı ve güvenliği. Mesela bizim bunu alıp yaptığımızda çıkacak. Bakın bunlar hepsini siliyorum. Yani ben anladınız. Hani beni anladıysanız sıkıntı yok. Şimdi biz bunları silelim. Çünkü bunlar bizim alanımız değil. Benim alanım değil. Yani gidebileceğim alan değil. Bakın bunu yaptığım zaman getirip burayı başvuru kontrol ve ön izleme yaptığımda otomatik kaydım gözüküyor arkadaşlar. Evet burada biraz şey gibi çıkmışım. Kusura bakmayın. Şimdi burada onayladım. Ben bunu zaten sileceğim. Ben çünkü buradan herhangi bir tercih yapmıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Tercihlerinizi görüntüleyebilirsiniz. Tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Tercihlerinizi güncelleyebilirsiniz. Ben şimdi tercihimi güncellemek istiyorum. Çünkü ben aslında iş sağlığı güvenliği tercihini vermeyeceğim arkadaşlar. Tamam. Buradan yaptığınızda tercih alanı boş bırakılamaz. Yani bu tercih şu an güncellemiş oldum. Ben tercih vermeyi düşünmüyorum. Evet sizin yorumlarınızı, sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Sizin aklınıza takılanlar olursa arkadaşlar buradan sorabilirsiniz. Video